Ya olay zaten spontane gelişti. Orta sahada İlhan'la galiba sanırım bir mücadeleye girmiştik. Benim yaptığım ona bir şey hareket yoktu ama herhalde bileği döndü. Ben de topu biraz dürtmüş, ileri doğru dürtmüş pozisyondaydım. Sonra defans bloğu komple faul var diye duraksadılar. Ben de topu dürttüğüm için kaleyle karşı karşıya kaldım. Şimdi onların durduğunu gördüm. Kalecinin hareketsiz kaldığını gördüm. Dedim herhalde onlar faul var diye durdular. Ben de yakıştıramadım kendime. Topu ayağımın ucuyla avut attım. Yok, bu yapıyla alakalı bir şey. Yani bunun Süper Ligi amatörü veya ikinci ligi yok. O anda öyle hissettim. Ya buna benzer daha başka maçlarda ufak tefek de olsa nüanslar oluyor gerçi ama tabii bunlar gözle görünmüyor. Bu biraz daha büyük, daha yakışır bir şekilde olduğu için bu biraz daha ön plana çıktı. Semih'inki de kendiminkini kıyasladığımda benimki de yani uzaktan yakından kıyaslanamaz bir şekilde daha düşük olduğu tabii kesindir. Ama o büyük derbi maçta biz zaten bu maç içinde bazen hocam benden çıktı, ben şöyle yaptık, böyle yaptık diye biz zaten hakemlere yardımcı olan bir insanız zaten. İtiraz ettiğimiz kadar yardımcı da olan bir insanız. Ondan sonra o da görüntüye takılması Semih'in adına yine tabii yaptığı güzel bir şey yani kötü anlamda değil. Yaptığı tabii yine güzel bir şey ama derbi olduğu için biraz daha ön seviyeye çıktı. Hakemlerle aramızda sadece eskiden daha çoktu. Şimdi son 3-4 senedir biraz daha azalttım kendimde de bu öz eleştiri yapıyorum. Ama çok itiraz ediyordum bazen. Onu gerekli gereksiz bazı şekilde. Ondan sonra o hakemlerle aramızdaki diyaloglar biraz daha sonlara doğru toparlandı diyebilirim. Futbolculuğun kıymetini bilmeleri gerektiğini hep söylüyorum. Her zaman lig zamanında olduğu, Bankası zamanında, şu an Eyüp'te de kardeşlerim var. Onlara da yine elimizden geldiğince söyleşimlerde bulunuyoruz. Apprenti diye aldık ama adam programın yapımcısı çıktı. Sevgili Erket Ömer'in röportajıydı bu. Benim centilmenliğim seninkini döver diyor ama aslında Semih, değil mi? Tabii orada diyor ki ölçek olarak diyor benimkinin çarpanı daha fazla diyor. Tam da bunun üzerine Caner'in bu hafta Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanında, gerçi orada bir kavram karmaşası var. Yani hakem aslında Orada hakem doğru karar verdi aslında doğru ama. bir karar veriyor ama hani ya olmadı, şimdi ayıp oldu diye düşünüp bütün takım olarak karar veriyor Fenerbahçeli futbolcular ve onun üzerine de topu kornere atıyor. Burada güzel olan şu, hani sınıfın en yaramazını bazen sınıf başkanı yaparlar ya, Emre Toraman da öyle olmuş. Yani o kadar şey görüp geçirmiş ki ya bu olmaz artık deyip bunu böyle yapmış. Bir noktadan sonra Caner'in olayında da bu, hani eleştirilebilecek çok şey olabilir. Semih'te de olabilir ama ya biz doğru olanları biraz öne Öne çıkaralım. Doğru çıkartmamız gereken olanları onlar. yükseltelim ki herkes bunları örnek alsın. Çünkü rol model bu Ben insanlar. orada bir adım ileri gidiyorum. Yayında da, radyoda da birkaç defa söyledim. O ürün sadece Caner'in değil yalnız. Orada hiç tahmin etmeyeceğin Alves, çok tahmin edeceğin Gökhan ve Gökhan Mehmet Gönül. Topal da var. Dolayısıyla yani o Caner onu yaptı. Hayır. Onu Fenerbahçe yaptı. Bu noktada yani mesela işte Emre olayında tabii daha değişik. Pendik Spor Turgut Spor maçından bahsediyoruz. Senin gibi, neden daha büyük olduğunu anlatsana biraz. İşte Bunu herkes çok bilsin. önemli. Senin gibi deliler dışında Yok çok az yok. insan tarafından. Şu anlamda esasında şimdi Caner Erkin'in, Bruno Alves'in yıllık maaşları zaten belli değil mi? Garanti aldıkları para. Hatta maç başı Maç aldıkları başı paraya aldıkları mı? oynayan adamlar var Evet. Emre'nin liginde. Hatta şu anda Emre'nin oynadığı takım 3 gündür elektrik faturalarını ödeyemediği için bugün Haciz elektrikli bir geldi. haciz geldi. Haciz geldi. Eyüpspor'a. Bunu bir anlatalım. Şimdi o zaman Turgutluspor'daydı Emre. Takımın da kaptanı. Karşısındaki de İlhan Şahin. Hani Beşiktaş'tan yetişen, Göztepe'de oynayan falan. O pozisyon aynen öyle oldu. Hakikaten baktı kaleciye ve dışarı attı. Ve hatta Emre Toraman belki de ilk defa hayatı boyunca ev sahibi takım taraftarları tarafından alkışlandı oyundan Alkışlandı. çıkarken. 54-55. dakikada çıkmıştı. Şimdi Turgutluspor'daki oyuncuların aldığı para, maç başı galibiyet primleri başkadır. Onlara hakikaten ihtiyaçları vardır. Hani Süper Lig'deki Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ınki gibi değildir onlar. Hani belki de Emre şu golü atmayarak o çocukların, hani bilmiyoruz maçın nasıl sonuçlanacağını ama o golü atmış olsaydı belki de oradaki çocuklar 750'şer lira para alacaktı. Hatta şimdi Turgutluspor'da Fenerbahçe'den kiralık Oğuz Mataracı'yla Gökhan Sazdağ var. Onlar için 750 liranın, 500 liranın çok daha önemli bir para olduğunu düşünerek hareket etmek gerekiyor. Ya işi bu İşi bu. arkadaşlarım, değil mi? Evet, işi bu. Yani orada o gol atsa herkes prim Tarıcı. kazanacak. Emre bunu da esasında bir şekilde, o düşünmemiştir ama total olarak düşündüğümüz zaman bambaşka hikayeler de ortaya çıkıyor. İkinci lig için konuşuyoruz biz bunu tabii. O yüzden hani fair play ya da in kim diye sorsalar bana, tamam Caner'in ki Fenerbahçe takımını yaptığı önemlidir. Semih Kaya'nın yaptığı önemlidir. Doğruları öne çıkartalım ama herhalde şu golü Bir de arkasında medya desteği de yok. Yani tabii. diğerleri çok göz önünde olduğu için Herkes biliyor, görüyor. konuşuluyor. Tabii. Ya, burada şey, Ilgaz o maça gitmiş olmasa Nereden bileceğiz? hiçbirimiz bilmeyeceğiz. Ya, ben duymaz, ben çünkü bir yer görmüyorum. Ben bunu Ilgaz'dan duydum. Hiçbirimizin bir haberi olmayacaktı. O yüzden bence de Çok Emre'nin kötü bu bir yaptığı çekimle de bir taraftarın çektiği bir bir taraftarın evet
şey bu. Telefondan çektiği bir cep telefonundan çektiği bir görüntüden biz izletebildik ancak yani. Hani profesyonel bir görüntü de değildi. O anlamda Emre Toraman hakikaten belki de kariyerinin son günlerinde, belki de futbolu bırakma kararı alacak. Müthiş bir sezona, yani bir sezonun hikayesini yazdı bence. Yapmaz, yani golü atsaydı da muhtemelen... Kimse bir şey kimse demezdi. Bir şey çünkü orada İlhan kendi kendine sakatlandı bu arada. Yani. Geçen sene miydi? Shakhtar Donetsk'te o hakem atışı oyun başladı ve herkes topu verecek diye beklerken Donetsk'te oyuncu aldı topu, gol attı. Şeyi hatırlıyorum ya, muhtemeldir Emre'nin takım arkadaşı olmuştur. Şimdi Lig TV'de de yorumculuk yapan Cenk'in bir Beşiktaş maçında bir hareketi vardı. Kayseri Erciyes'teyken. Erciyes'teyken deniz tarafındaki kaleye doğru sol taraftan ben... topu dışarı atmışlığı vardı. Beşiktaş'ta sakatlandı. 2007 yerde... olabilir, 2008 ama olabilir. Işte Süper Lig görünebilir Süper Lig bir yerden bahsediyoruz. Rapa yani. İçin vardı bir de yine öyle. Gole giderken topu taça atmıştı. Galatasaray maçındaydı. Hatta Ümit Özat da, hani insanlar severler sevmezler yorumları onlar başka iştir ama o 2-2'lik Olimpiyat'taki gündüz maç derbisi vardı ya. Hakan Şükür'ün kafası. Hakan Şükür'ün kafayla gol attı. Kafayla gol attı. Bilinçli olarak. Pratezin müthiş ortası. Sezar Pratez. Yani Kemal Aslan'ın golü ya. 74. dakikada Frank de Boer sakatlanmıştı ve Fenerbahçe köşe vuruşu kazanmıştı. Ümit Özat gitti Muhittin Boşat'a, oyuncu değişikliği yapılsın ondan sonra köşe vuruşunu yapacağım dedi. Ve Frank de Boer çıktı. Kim girdi hatırlamıyorum onu. Suat Usta girmiş olabilir yani. İlla eğime bağlayacağını sen tabii, yani, orada. Yani bunlar var ama biz görmek istemiyoruz. İşte bir şekilde biz de göstermeye çalışıyoruz. Biz her maça gidemiyoruz ama gittiğimiz her maçta bir hikaye olursa da onları burada aktarmaya devam edeceğiz. Bir de beklenmedik adamlardan. Mesela Emre Toraman. Daha bir güzel oluyor. Tabii, yani. Emre Toraman. İşte Rapa içi mesela çok öyle Fenerbahçe'de olduğu dönemde hani hiç öyle agresif Rapa bir şey ilgili ama benim acayip bir fair play havası veren bir adam değildi. Rapa işle ilgili aklıma iki tane kare geliyor. Birinci kare Galatasaray attığı sol ayakla yaklaşık 20 metreden kornere gelişine vurduğu top. İkincisi bütün hafta ona çalışmışlar. İkincisi sigara içtiği kare biliyorsun. O Sayın Aziz Antep maçı diyor yönetmenim ama Antep maçında benim aklıma Melih Gümüşbıçak gelir. Yemezler işte bak öyle beni kandıramazsın. Sky 360 televizyonda yayın yapıyorsak Antep maçı deyince aklımıza Rapa işler önce Melih Gümüşbıçak gelir. Ama o Galatasaray maçındaki golü de anlatmışlardı ya. Bütün hafta onu çalışmışlar. Çesko demiş ki sen dalma demiş Hasan Şaşa. Sen git mutlaka şeyi bul. İlker ben Rapa sesini kestim ya. Yok hayır yani sonuçta hep herkesin yaptığı spor programlarına çıkıyor. Benzedi bir anda. Yok hiçbir zaman benzemez. Ya beceremeyiz. Bir de su yok su atamaz. Su yok ya olsa ben atacağım güneyde. Ya mesela Di Canio yani herhalde şu Avrupa futbolunda hani en nefret edilen futbolcular sıralaması yapsan ilk üçe rahatlıkla girecek adamken West Ham'da oynadığı dönemde kalecinin yerde yerdeyken olduğunu görüp oyunu durdurdu, topu eliyle tuttu ve boş kale topu ağlara göndermedi. Ama hani bunu da başına kakar gibi, yüzüne vurur gibi yapmamalı. Bazen hakem diyor şey Allah kahretsin diyor. Yok, donk topu yapabilirsin. Yok, yani maçtan sonra zaten yaptığı açıklama tam senin dediğin gibi. Ben dedi o anda dedi onun doğru olduğu düşündüm. Ben bir melek değilim. Sakın bana melek muamelesi yapmayın dedi. Hani o anda bir refleks olarak ya da o anda o doğru geldi ona ve onu yaptı. Bazılarını yüzünden görüyorsun. Allah kahretsin diye vuruyor. Tabii. Öylesi de var. Evet. Son bir bandımız var. Yönetmenimiz